x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Eğer yorumlayamadıysanız bakın birinci kök burası olsun ikinci kök burası olsun aslında size kökler farkını soruyor. Haliyle kökler farkı da kök delta bölü mutlak aydı. Böylece 9x kare eksi 12x yani b kare eksi 4 çarpı a çarpı c bir de burada eksi olduğu için artı olmuş olacak. 36 çarpı 5 180. 180 144 daha 324. Demek ki kök delta arkadaşlar 324'ün karekökünden 18 olacak. A zaten 9. 18 bölü 9'dan 2 oldu. X1 eksi X2'nin mutlak değeri. Yani uzaklık bizim için biliyorsunuz mutlak değerdir. Cevabımız B şıkkı. Fonksiyonun tepe noktası y eşittir 10 üzerindedir. Bir düşünelim bakalım. Y eşittir 10 doğrusu böyle bir doğru. Şimdi kolları yukarı doğru olduğuna göre tepe noktası arkadaşlar böyle olması için aslında size mesajı bak bunun K'sı 10 demek istiyor. R'si ne? Zaten belli. Eksi B bölü 2 A'dan 2. Demek ki tepe noktasının apsisi 2 ordinatı olmuş arkadaşlar. Analitikle ilişkili olduğu için analitik geometri temel eksikleriniz varsa biraz mantığı oturtmak için bence çalışmalısınız arkadaşlar daha iyi böylece anlarsınız bu dediklerimizi. 2'ye 10 noktası parabolün aynı zamanda bir noktası olduğuna göre denklemi sağlar. Y 10, x 2, 4, eksi 8, artı a eksi 4. A buradan 18 oldu D şıkkı. Önce şu parabolün bir denklemini yazmaya çalışın bakın. Böylece nelerin eksik olduğunu görerek neleri bilmeniz gerektiğini daha iyi görürsünüz. Tepe noktası bilinmeyen parabol Köklerden de bir tanesini en azından biliyoruz. Diğerini bilmiyoruz. X2 diyelim. Böyle bir parabol denklemi. Burada şimdi senin X2'yi bilmeye ihtiyacım var ve A'yı bilmeye ihtiyacım var. Sadece 0'a X3 tek başına yeter mi? Hayır. Çünkü bakın 1, eksi 2, eksi X2 pardon, eksi 3. Bak yine X2'yi ve A'yı hala bilmiyorum. Tepe noktasının apsisini bilirsek evet bu olayı hallederiz. Niye biliyor musunuz? Tepe noktasının apsisi aynı zamanda bu köklerin tam ortasında olduğuna göre x2 buradan 5 olmaz mı? Haliyle artık a x artı 1 x eksi 5 eşittir y sonra gidersin işte şu 0'a eksi 3'ü denklemde yerine yazarsın 0 artı 1 çarpı e, eksi 5 eşittir eksi 3 dediğin an işte a'yı buldun a'yı biliyorsan artık bütün noktaları sorduğu zaman cevaplayabiliriz. Bu e, oldu. Gelelim ikinciye. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer işimize yaramaz. Göstereyim bakın. Alabileceği en büyük değerin apsisini bilmiyorum. Soru işareti. Sonra burası 1. Sonra bunun bir de üzerine x 2sini de bilmiyorum. Ama 6'yı biliyorum. Ne işime yarayacak ki? A yok ortada, x yok ortada, x2 yok. Tam 3 tane bilinmeyen var. Hiçbir işime yaramaz. Sonra arkadaşlar geliyoruz. F2 eşittir eksi 3'e. Burada şunu fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar f2 eksi 3'e eşit ne demek? Bu iki tane noktanın ordinatı aynıysa bunlar simetri eksenine yani tepe noktasına göre simetrik değil miydi? O zaman apsisi 0 ve apsisi eksi 3 olduğu için şey apsisi 3 olduğu için 0 artı 3 buradan bakarsak 4 eksi 1. Her türlü apsisler toplamı 3 olmak zorunda çünkü tam ortasında 3 bölü 2'de tepe noktasının apsisi yer alır. O yüzden bize özellikle F2 eşittir eksi 3'ü vermiş. Tepe noktasının hapsisini anlayalım diye. Böylece köklerden diğerinin de 4 olduğunu görürüz. Gerçekten artık x eksi x artı 1 çarpı x eksi 4 eşittir y deriz. Haliyle zaten 0'a eksi 3 noktasının bunun üzerinde olduğunu bildiğim için aynı şu formata yine geri döneriz. Böylece arkadaşlar 1 3'te olayı hallettik. Özellikle bu dediğim ordinatları aynıysa tepe noktasına göre simetriktir mevzusu çok önemli. E şıkkı. x eksenine teğettir kısmına önce bakalım. Bir parabol x eksenine teğetse delta sıfırdır. Çift katlı kökü vardır. Bir de pozitif tarafta teğet demiş. Temsil olarak böyle bir görüntü olabilir. Haliyle arkadaşlar burada bizim tepe noktasının apsisinin yani r'nin pozitif olduğunu görmemiz lazım. Böylece önce şeyi görelim. m 2'nin karesi b 4 ac. Eksi 36 eşittir 0 olmalı m eksi 2'nin karesi eşittir 36. m eksi 2 6 da olabilir. Eksi 6 da olabilir. m 6 olursa 8 olur. Eksi 6 öbür tarafa atarsak eksi 4 olur. Peki hangisi olacak? Burada tepe noktasının apsisi m eksi 2 bölü 2 ya. Haliyle burayı pozitif yapması için benim m'yi arkadaşlar eksi 4 değil 8 seçmem lazım. Cevabımız bu yüzden E şıkkı. Gerçekten bakın 8 eksi 2 6 bölü 2'den 3 oluyor. Tepe noktasının apsisi pozitif olmuş oluyor bu mantıkla. Şimdi burada tepe noktasını farklı bir modelde söylemiş. Sonuçta noktalarından biri AB ise bu nokta denklemi sağlar. Yani görüntü budur. 2A kare artı 7A artı 1'dir. Şimdi buradan yola çıkarak o zaman A zaten A. B ne? 2A kare artı 7a artı 1. İşte toplam manasında tx fonksiyonu diyelim buna. Yeni fonksiyonumuz arkadaşlar 2a kare artı 8a artı 1. Bakın her zaman bir şeyin en büyük değerini bulmak istiyorsanız önce onun denklemini üretmelisiniz. Denklemimiz bu oldu. Şimdi bunun alabileceği en küçük değer için tepe noktasının apsisi yani bu yeni denklemin tepe noktasının apsisi eksi 8 bölü 4 eksi v bölü 2a'dan eksi 2 geldi. Hemen yerine yazalım. T eksi 2 diye. Artık 4 kere 2 8. Eksi 16 artı 1. Böylece 9 eksi 16'dan eksi 7 C şıkkı. Şimdi A noktası başlangıç noktası demiş. O yüzden bence hemen böyle analitik düzlemi gösterin. Ve en yüksek uzunluğa 32 metrede ulaşıyormuş. Yani sana tepe noktasını vermiş parabolik olduğunu söylediği için demek ki diğer kestiği noktada orta noktadan yararlanarak 8 olması lazım. Simetri ekseni yani ortasından geçtiğini unutmayın lütfen tepe noktasının. Böylece denkleme a x eksi 0 köklerden biri 0 çünkü x eksi 8 eşittir y diye yazabilirsiniz. Üzerindeki bir nokta bunun kaç bakın? 4'e 32 yerine yazalım sağlayacaktır. 4, 32 8, e pardon 4 8 4 eşittir 32. A buradan arkadaşlar eksi 2 yaptı. Demek ki bu parabolün denklemi artık şunu sileyim eksi 2'yi yazayım yerine buymuş. Ne demiş? Yatayda 2 metre yol aldığında yani şurayı istiyor bizden. Yatayda 2 metre yol alması demek x gördüğün yere 2 yaz demek. F 2 eşittir Eksi 2 çarpı 2 çarpı eksi 6. Böylece arkadaşlar 6 kere 4 24 oldu D şıkkı. Birincisi bir kere parabol tepe noktası e, pardon y eksenini kestiği yer pozitif tarafta. X'e 0 verdiğimizde bu yüzden C pozitif olur. İkincisi kollar yukarı doğru A pozitif olur arkadaşlar. Üçüncüsü de tepe noktasının apsisi eksi B bölü eksi eksi B bölü 2A'dan dolayı pozitif olmalı. Bu arkadaşlar pozitif olduğu için tabii ki b de pozitif olmalı. Bu yüzden 3'ü de artı A şıkkı. Normal aslında reel sayılardan reel sayılara tanımlı diye başlamış. Symmetry ekseni demek x eşittir r demektir. Yani tepe noktasının apsisini size arkadaşlar 3 olarak vermiş. R3. K'yı de bakın alacağı en küçük değer diyerek 5 olarak vermiş. Tepe noktası bilinen bir parabolün denklemi A, x eksi 3'ün karesi artı 5 eşittir y olacaktır. 1'e 13'ten geçiyor demek. 1'e 13 bu denklemi sağlar demek. 1 eksi 3 eksi 2'nin karesi 4 artı 5 eşittir 13. A arkadaşlar 2 oldu. Haliyle artık denklemini biliyoruz. 2 x eksi 3'ün karesi artı 5 eşittir y. x eşittir eksi 1 doğrusuyla kesişmeyi size şekil olarak göstereyim. Şöyle arkadaşlar bir parabol olsun. X eşittir. Eksi 1 doğrusu da böyle olsun. Aslında eksi 1 doğrusuyla kesişmesi demek bana X'e eksi 1 olup Y'si nedir diye soruyor aslında. Haliyle 2 eksi 1 eksi 3'ten eksi 4'ün karesi artı 5 16 çarpı 2 32 5 daha 37 oldu arkadaşlar. Bu doğru ve eğrinin kesim noktası gerçekten bakın buradaki gibi. D şıkkı. Burada yapmamız gereken bu suyun hacmini bulmak. Haliyle suyun hacminin denklemini bulmak. O da nereden geçiyor peki? Nasıl buluruz? Bir kere şu taban alanını bulabilirsiniz. Yükseklik x. Burası yine x. Demek ki şu kenara arkadaşlar 16-2x kalıyor. Taban alanı 16-2x çarpı x. Yükseklik 40 santim. İşte size buradan geçen suyun hacminin denklemi. Buna sx diyeyim ben şimdi. Bunun en büyük olmasını istiyor. Peki nereden yapacağım? Parabol yorumuyla. Çünkü burada bir ikinci derece denklem var bak. Eksi 2x kare çarpı 40 artı 16 çarpı 40 çarpı x. Böylece bunun en büyük olması için tepe noktasının apsisini bulalım. R eşittir 16 çarpı 40 bölü 2 eksi 2 çarpı 40 bir de burada 2 var bir de eksi eksiden artı olacak. Eksi b bölü 2a. Böylece 40'lar gitti 16 bölü 4'ten 4. Alacağı değer x değeri en az pardon en çok olması için 4 olmalıymış d şıkkı. Benim tavsiyem şu yönde arkadaşlar. Tepe noktalarını veya bir parabolü kaydırırken mümkünse lütfen bunları arkadaşlar tam kare cinsinden yazın. Yani bakın x kare eksi 6 x artıma yatabileceksiniz tam kare değil ama hocam o zaman 9 ekle. Sonra 9 çıkar ne olacak böyle olsun. Böylece burası x eksi 3'ün parantez karesi artı m 9. Yani tepe noktasının apsisi 3 ordinatı m 9 olur. Siz bunu n birim sağa kaydırdığınız zaman 3 artı n olacaktır. m 9'a bir de n eklersek m artı n eksi 9'da arkadaşlar yeni tepe noktasının ordinatı olur. Peki neymiş yeni tepe noktasının apsisi ve ordinatı? Apsis 5'miş. Ordinat da 2m-12. eksi Demek ki 3 artı n 5'e eşit arkadaşlar. n buradan 2 olur. Yerine yazarsak şöyle. m artı 2 eksi 9'dan m eksi 7. m eksi 7 gördüğünüz gibi 2m eksi 12'ye eşit. 5 eşittir m. Böylece cevap b şıkkı. G'nin tersi demiş. Önce onu öbür tarafa atarak başlayalım. Ters fonksiyonla uğraşacağız diye bir şey yok. Normal bildiğiniz atıyoruz. G 3x 4 olduğunu görüyoruz şimdi onun. Sonra F4'ü bulmak için tabi burada denkleme ihtiyacımız var. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi özel bir şey yok. Ne yapacağız? Tepe noktasının absisi aslında soruda size çaktırmadan verilmiş. X eşittir 1 doğrusu demek. Simetri ekseni tepe noktasından geçmiyor muydu? O zaman R eşittir 1 demektir. Eksi 1'den 1'e 2 birim. Demek ki 1'den de 2 birim arttırırsak 3. Böylece a x artı 1 x eksi 3 eşittir y. Sonuçta f4'ü bilmem için benim denklemi bilmem lazım. Ekstra özel bir durum olmadığı için soruda. Şimdi artık e, x gördüğüm yer arkadaşlar 0 yazarsam 1 çarpı eksi 3 eşittir. Eksi 3 oldu a 1 oldu. Ve buradan x artı 1 çarpı x eksi 3 bulmuş olduk. Parabolün denklemini. F4 soruluyor. 4 artı 1, 5. 4 eksi 3. 1 oldu. Şurayı düzelteyim pardon. F4 eşittir. 4 artı 1, 5. 4 eksi 3, 1. F4, 5 yaptı. F4, 5 olduğuna göre şurayı silersek y 5'i bulacağız. Burayı 5 yapmak için x'e kaç vermem gerekiyor? 3. 3 artı 4'ten g 5 oldu arkadaşlar. 7 oldu cevabımız buradan da B şıkkı. Şimdi Ali'nin ATL parası var. O zaman ninci gün, şöyle yazalım, ninci gün, her gün 12 lira attığı için 12 neye kadar para atar. Ne kadar eksilir? Her gün 1, 3, 5, 7 nokta nokta. Ninci gün 2 n 1. Birden 2 n eksi 1'e kadar olan tek sayıların toplamı neydi hatırlayın? N ne kare. O zaman ninci gün azalan parası bu. Şimdi bu kumbarasındaki para e, P diyelim buna. Bunun en büyük değeri ikinci dereceden denklem bakın. Eksi b bölü 2a'dan e, ne olacak? 12 bölü 2 yani r buradan 6 geldi. 6'yı yerine yazarsak a artı 72 eksi e, 36 eşittir 60'mış. Demek ki buradan a 24 geldi c şıkkı.